Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 68. programı ile yine karşınızdayız. Yine ekonomide, piyasalarda dalgalanmaların azaldığı sakin geçen haftalar içerisindeyiz. Tabii hiçbir gelişme olmuyor değil. Belli şeyler oluyor ki Türkiye'de ve dünyada bu daha sakinlik iyi kötü bugüne kadar süre geldi ve belki de bir süre daha devam edecek. Ama bu esnada tabii ki her finansal işlemde alım satımda herkesin farklı beklentileri olduğu gibi bunları konuşmak gerekiyor. Alan niye alıyor, satan niye satıyor, yatırım ufukları ne, acaba ne kadar bunların politika ile ilgisi var. Herkesin bir beklentilerini az çok biraz konuşmak gerekiyor ki buna en sonda IMF'nin Türkiye hakkında açıklamış olduğu rapora da değinerek bu şekilde inceleyeceğiz. Başlayalım. Şimdi yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki daha önce bunun üzerine bir program yapmıştık. Bakış açısında ciddi ayrım var. Bu doğru veya yanlış gibi değil. Örneğin bizde hep şöyle bakılır. Yerlilerin iyi olmadığı, yabancıların çok iyi olduğu düşünülür. Bu çok hatalı bir bakış açısıdır. Çünkü Türkiye özel birçok konuyu yabancılar hiçbir zaman çözemediler ve bayağı da büyük zararlar da ettiler. Ama yerlilerin de kaçırdığı geneldeki nokta şu. Ülkedeki kötü gidişat veya kötü durumu hemen piyasalara yansıyacağını düşünüyorlar. Halbuki Türkiye gibi ülkeler emerging markets dediğimiz yükselen piyasa ülkeleri grubunda. Yani bunlar Süper Lig'i yükselme grubu gibi düşünebiliriz. Hiçbir zaman yükselemiyorlar. Ama onun gibi yani daha çok aslında Avrupa'da bir Avrupa Ligi var, Euro Lig var. Bir de aşağıda bir lig var. O aşağıdaki lig gibi kalıyoruz. Dolayısıyla bu piyasalarda bazı şoklar, sürprizler, yaşanmışlıklar normal karşılanıyor. Belki Bakan Albayrak bunlara sığmıyordu, onun dışına çıkıyordu. Erdoğan da kimi zaman zorluyor. Ama diğer daha önce yaşadığımız birçok çalkantı bu ülkelerde var. Bu tip kurumsal eksiklikler var. Bu tip politik çalkantılar var. Ekonominin yapısal olarak zayıf olması var. Zaten dolayısıyla bu ligde oluyorlar. Bu da yerlerin kaçırdığı kısım oluyordu. Ve bunun neticesinde işte farklı zamanlarda farklı yatırımcılar bu piyasalardan iyi para kazandılar. Şimdi bir bunların bakış açısına, güncel bakış açısına bakalım. Yerleri ikiye ayırmak gerekiyor. Biraz daha bireysel olanlar siyasi tercihleri de belli ön yargılara sahipler. Bu anlaşılabilir bir şey. Bu günlük piyasa alım satım yaparken bir zorluk çıkarıyor. Çünkü sürekli işlerin kötüye gideceği beklentisi. Ama kısa vadedeki iyileşmelerin hani 2018'deki patlamadan sonra 2019'da olmuştu ya. Bu tip şeyleri atlıyorlar. Diğer taraftan bu tarafın haklı olduğu gerekçe şu. Kuyruğunun huyundan asla vazgeçmedi. Yani bugüne kadar Erdoğan defaatle aynı şeyleri yaptı. Bakın 2013'te ilk defa bu kadar belirgin bir hale geldi finansal istikrarsızlıklar. 2014 Ocak'ta Merkez Bankası gece yarısı toplantısında faizleri arttırdı. Aynısını 2017'de de gördük ve 2000 düzeltiyorum 2018'de de gördük ve aynısını gene 2020'de de görmüş olduk. Yani dolayısıyla son ana kadar da Erdoğan'ın bunu vermeyebileceklerini, etmeyebileceklerini ama verdikten sonra işlerin değişeceğini karıştırmamak gerekiyor. Tabii bu noktada Albayrak'ın bıraktığı miras daha öncekilerden çok farklı oldu. Çünkü daha önceki programlarda da belirtmiştik. Mesele getiri değil, tahsilat demiştik. Çünkü Türkiye'den %3-4 daha fazla alacağım derken ana parayı alamama endişesi yaşamaya ciddi şekilde başlanmıştı. Türkiye'nin 5 yıllık euro tahvillerinin sigorta primi dediğimiz CDS'leri %600 düzeltiyorum, %6'lara yani 600 bas puanlara kadar çıkmıştı. Ki bunlar batığa doğru giden yoldaki son virajlar oluyordu. Ve bu da Albayrak'ın çılgın politikalarıyla çok etkiliydi. Hatta ben Albayrak görevden alındıktan sonra daha da çılgınları gelecek diye çok endişe etmiştim. Neyse ki o öngörüm gerçekleşmedi. Ama şöyle bir şey oldu. Albayrak bize aşırı sakat bir ekonomi bıraktı. Yani konuştuğumuz üzere döviz rezervleri yükümlülükler düştükten sonra Merkez Bankası'nın ödünç swaplar düştükten sonra neredeyse eksi 50 milyar dolar ki 2001 krizinin eksi 1-2 milyar dolara düştüğünde çıktığını da hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu noktada odaklanmamız gereken şey şu. Türkiye tam manasıyla eğer Albayrak görevden alınmasaydı da 3 ay daha kalsaydı yani bugünlere kadar kalsaydı Türkiye çok ciddi bir ödemeler dengesi krizi yaşayacaktı. Kur muhtemelen 9'ların üstüne çıkmış olacaktı ve daha da ötesi dış borçları ötelemek, dış finansman sağlamak zor olacaktı. Bu konularda sadece faiz arttırımı, aktif rasyonunun kaldırımı ve para politikası sadeleştirmenin etkisi olmadı. Muhtemelen kapalı kapılar arkasında yabancı yatırımcılara, yabancı kurumsal yatırımcılara belli taahhütlerde bulunuldu. Yani daha fazla cami duvarına yapmayacağız. Ne yaptığımızı gecikmeli anladık. Biz bu kadar da işin ciddiye geldiğini anlamamıştık. Ta ki 70 sende muhtaç kalmaya ramak kalıncı gerçekleri gördük ve bir anda
ani bir şekilde acil fren yapıp aracı durdurmaya karar verdiklerinde. Bu olduğu için tabii ki Türkiye hazinesi Kasım'da ilk defa, yani uzunca aylar sonra döviz cinsi borçlanabildi yurt dışından. Bu Ocak ayında da iki borçlanma yaptı. Aynı dönemde iki tane 5 ila 10 yıl vadeli ABD doları tahvil cinsi. İyi de bir paraydı, 3,5 milyar dolar. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bir tane daha böyle yapacak, piyasalar daha gerilmeden büyük. Sonra üçüncü veya dördüncü parti, genelde üç parti yapıldı. Sonra dört parti de çıkmaya başladılar. Onda yılın içeri kalan kısmını da yapacaklar. Arkasından da bizim bankalarda Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, onlar da yapabilmeye başladılar. Çünkü ulusal hesaplara bakmamız gerekiyor. Sadece kamu değil, oraya giren çıkan para önemli ve onlar da onları rollover rasyosu, yani döndürme, borcu borçla döndürme rasyosu çok artmadan döndürmeyi başardılar. Şimdi bu tabii ki bizim için şu anlama geliyor. Ödemeler dengesi krizinden kurtulduk. Çok güzel, yaşasın. Çünkü diğer türlü çok 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 fena şeyler olacaktı arkadaşlar. Sermaye kontrolü ne kadar gidecekti, ama bunlar hani böyle planlı sermaye kontrolü de değil. Panikle buton çektiğiniz, bir anda ipi çektiğiniz şeyler, çok fazla aşırı finansal istikrarsızlık görecektik. 2001 öncesinde alıp satan yerleri bizi iteceklerdi. Ondan kurtulduk, fakat acı reçete dendi. O acı reçete tabii ki biliyoruz, bu AKP gibi liberal ekonomiyi tutan, yani zenginlerden yana olup da toplumcu düşünceleri göz ardı eden ekonomilerde acı reçete her zaman toplumun düşük gelir gruplarına içirilir. Bunun olacağını biliyorduk. Gerçi bunu da gene kısmen görece az yaptılar. Neden? İşte asgari ücret zammını açıkçası ben %16-17 ancak verirler diyordum. Tabii ki kimseye de bu parayı çok gördüğünden değil, onların bahsetmiş olduğu acı reçete demeleri de söylüyorum. Ama bunu birazcık daha iyi yaptılar. Tabii ve özel sektördeki asgari ücret dışındakilere bu ne kadar yansıdı bir soru işareti, ama biraz memurlar bu sene zarar görmüş oldular. Onların da muhtemelen zarar görmelerinin arkasındaki mantık şuydu: İş garantiniz var, bari iş garantinize karşılık olarak siz fedakarlık yapın denmiş gibi oldu. Böyle demiyorlar da çıkarım yaptığımız çıkarım bu oluyor. Şimdi devam edelim. Yabancılar istediklerini almış oldular. Artık borçlarını Türkiye'nin ödememesi mümkün değil. Ve hala Türkiye çok yüksek faizle borçlu. Yani 5 yıl vadeli tahvile biz %4,9, 10 yıl vadeli 5,9 ödemiş olduk. Hala çok yüksek. ABD tahvillerine göre çok yüksek. Üstelik bunlar döviz cinsi. Yani bizim yüksek enflasyona sahip olmamız bunlarla doğrudan ilgisi yok. Yani devlet iş borçlanma senetlerinde %15, 16'lar, 13'ler, 14'ler de gidip geliyoruz, ama bu normal. Enflasyonumuz da yüksek. Reel faiz o kadar yüksek, ama bu dolar cinsi de maalesef çok ağır reel faiz ödemeye devam ediyoruz ve borçlarımızı ödeyeceğimize dair garanti verdik. Yabancı mutlu, tekrar bir köşeye, duvara çarpana, köşeye sıkışana kadar. Yerli kurumsalların ise güzel, şık bir bakış açısı var, benim de takdir ettiğim bir bakış açısı. Onlar tabii ki belki bir ideolojik olarak bir partiye oy veriyorlardır, ama bakış açıları daha çok bir drone, yani insansız hava aracını kullanan pilot gibi. Duygularını biraz daha kenara bırakıyorlar ve diyorlar ki ben nerede para yapabilirim? Şimdi Türk lirasındaki değer kaybı bitti, dolardaki rally bitti. O zaman ne yapalım? Borsaya girelim. Borsa çünkü istikrar sağlandıktan sonra döviz cinsi çok düşük değerde kalmıştı. Eski yıllardan büyük trendi aktarmak istiyorum sizlere. 2013 yılında Türkiye borsası döviz cinsi, dolar cinsi 50 sentti. Bu işte 2018'de kriz patlamadan önce 30 sente kadar düşmüştü. Müthiş bir düşüş arkadaşlar. Birkaç ay öncesine kadar da 13-14 sente kadar düşmüştü. Çok daha müthiş bir aşağı iniş. Şimdi o yaklaşık 21 sente kadar çıktı ki düşen kanal trendine, ki öyle lafları çok da önem vermeyin, ama hani birkaç yerden teyit aldığınız zaman o verilerin grafiklerde çizilir. Tabii ki bir anlam aramak da biraz lazım zorlamadan. Da biraz sınıra gelmişiz gibi gözüküyor. Yani Türk lirası değer kazanmaya devam ederse borsanın önü biraz açılır, ama sanki tıkandı ve artık bütün endeks almaktan önce daha doğru hisse senedi seçimleri yapmanın geldiği vakte olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyelim, ama bu esnada işte sonuçta yerli kurumsallar bu işten çok iyi para kazandılar. En uçtan alım satım yapanları varsayarsak 14 sentten 21 sente giden yol %50 dolar cinsi kârdır. Tabii buna öyle herkes oradan oraya yapamıyor, ama iyi bir fırsatçılık olduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan yabancı kurumsallara bakarsak orada farklı bir durum geçerli. Bir kısmı pragmatik, işimiz görüldü. Erdoğan bize %17'yi verdi. Kurda istikrar belli bir süre olacaktır. Ama diyorlar ki cari açık da hala durmadı. Enflasyon sorunu çözülecek mi belli değil diye. Orada tabii onları rahatlatan iki şey oldu. Biri Aralık ayında bu Merkez Bankası ikinci kez faiz arttı. Yani bu önermeyi destekledi.
Ocak ayındaki toplantıda ise Merkez Bankası faiz arttırmasa bile, ki muhtemelen bundan sonra da arttırmayacak hiç, enflasyonu beklemediğimiz bir sürpriz olmasa muhtemelen bu ay yıllık enflasyon, resmi enflasyonuna bahsediyoruz. Doğrudur değildir bir kenara bırakıyorum. %15'e üstüne de çıkacak gibi veya en azından dokunacak gibi. O %2'lik geçmişe dönelik reel faizi vermeye devam edecekler. Enflasyonu düşüş oldukça onu indirecekler. Ama bu ayki toplantıda birazcık daha şahince diyebileceğimiz bir tonda bir şey vardı. Enflasyonda kalıcı bir iniş görmeden faizi indirmeyeceğiz diye. Tabii bir yandan da Rıfat Sarcıklıoğlu'nun açıklaması vardı, TOB Başkanı, ve bunun üzerine de Erdoğan'ın açıklaması vardı. İşte faiz sebep enflasyon netice gibi. Şimdi piyasalar bunlarla tabii biraz tereddüt oluyorlar ama yıllardan beri bu insanları tanıyorlar. Yani TOB Başkanı çıkıp da tabii ki gücü Cumhurbaşkanı'na yetmiyor. Kime lafı söyleyecek? Bankalara. Kimse de şunu sormuyor. Arkadaşlar, bankalarda uzunca yıllardır o ettikleri kârlar birçoğu enflasyon hemen biraz üstünde. Yani bankalarda düşündüğünüz kadar çok kâr ediyor. Peki ne bu gözümüze batıyor bankalarda? Diğer kurumlar doğru düzgün kâr edemez ki, bunlar iyi kâr ediyorlar. Daha iyi organize olmuşlar, daha iyi ekonomi görmüşler, etmişler. Hükümet baskısına rağmen o işte bankacılar güçlü oluş, ona biraz daha dirençli durabiliyorlar. Ancak onu 15 Temmuz'da biraz daha hükümetin dediğine gelerek bir şey yaptılar, ki o da çok özel bir konuydu. Çünkü sermayenin ana parasından şüphe etmeye başlamışlardı. Yani demeye çalıştığım şey şu, bu anlaşıldı. Ama sonrasında TÜSİAD, TOB ve TESK ortak bir açıklamayla fiyat istikrarını konuştular. Şimdi orada bir bilgi eksikliği var arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarı, yani enflasyona karşı bir tapınmacılık var. Aman enflasyon olmasın diye. Halbuki birazcık da istihdamın ve satın alma gücünün enflasyon değil, maaşlar tarafındaki kısmını da düşünmesi gerekiyor. O yüzden yurt dışındaki enflasyon hedeflemeleri ve enflasyona bağlılık abartı ve tam neoliberalizmin zenginlerin istediği bir şey. Ama bizim ülkemizde bu böyle değil. Yani çıkıp da Türkiye'de enflasyon hedeflemesi dediğiniz zaman karşı çıkamazsınız. Çünkü bizdeki ekonomik aktivitenin bozulmasında enflasyonun etkisi var. Yani enflasyon çok kötü bir sarmal yaratmış. Bizim 90'lı yıllardan tanıdığımız bir sarmal. Hem satın alma gücünü düşürüyor, hem de ekonomideki büyümeyi düşürüyor. Çünkü yüksek tansiyon gibi vücudun genel direncini zayıflatıyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele, fiyat istikrarına Türkiye'de bağlılık dediğiniz zaman, şu esnada isterseniz sosyalistlerin yönetim koyun, bunu yapmaları gerekiyor. Yani bu karıştırılmaması gereken nokta şu. O dediğimiz konular, Türkiye'nin olur da bir gün enflasyonu %5 düzeyine iner, öngörülebilir bir enflasyon olur, risk primi çok aşağılara düşer ve dış borçlar yapılandırmaya tabi tutulursa, ha o zaman evet bu tartışmayı açarız. Ama şu anda acilen sadece satın alma gücünü değil, aynı zamanda istikrar, öngörülebilir büyüme ve istihdam içinde biz enflasyon hedeflememiz gerekiyor. Türkiye'nin durumu dünyaya uymuyor. Şimdi onlar tabii istediklerini aldılar, yabancılar. Memnunlar. Erdoğan'ın çıkışlarını da görüyorlar. Anlayışla karşılıyorlar. Ama bu Ocak ayında Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu taahhütten ötürü rahatladılar. Diğer taraftan benim tahminimce biz Ocak'ta, Şubat'ta, en geç Mart'ta, ki bu da benim değil piyasanın genel tahmini, yani öyle olağanüstü bir tahminde bulunmuyorum. Bir tane profesör hocamız var ya, herkesin bildiği, biraz İngilizce biliyorsunuz, herkesin bildiği, duyduğu şeyleri öngörüp diye söylüyor diyor. Şimdi isim vermeyeyim, taşlamak olmasın, ama biraz komik oluyor arkadaşlar. Her neyse, Ocak, Şubat, Mart aylarından birinde muhtemelen yeni bir şok yaşamazsak eğer, enflasyon zirveyi görecek ve sonrasında faiz indirim süreçleri başlayacak gibi. Burada bir iki ayrılma var. Bir kısmı bu iş Mart, Nisan gibi başlar diyor. Bir kısmı Haziran, Temmuz'a kalır diyor. Bir önceki dönemleri düşünüyoruz. 2014'te gidiyoruz, 2018'e gidiyoruz. Ne zaman indirmeye başladı gibi. Genelde 6 ila 12 ay içerisinde buna başlıyorlar. O yüzden de ne olduğunu seçmek kolay değil. Ama ben 30 Haziran'da BDDK'nın düzenlemesinin son dönemine geliyoruz. Yani bankaların pandemi nedeniyle batık kredileri böyle tam olarak finansal raporlarını yansıtmalarını engelleyen dönemdeyiz. Yani o yapılandırma yapmaları lazım ve %15 üstü faizlerle bu işler olacak şey değil yani. Yoksa sağlıklı firmayı bile batırırsınız. Dolayısıyla bence orada bu kadar dayanamayacaklar gibi. Ama şu anda yabancılar bu anlamda memnunlar. IMF'ye gelelim, çünkü yayının başında bundan bahsettik. IMF bir dördüncü madde çerçevesinde Türkiye'de bir IMF üyesi olduğu için karşılıklı yükümlülükler var. Biz de onlara belli bilgileri vermemiz gerekiyor. Yani nasıl Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'ne belli bilgileri veriyorsa, bu da öyle bir şekilde. Ama geçtiğimiz yıllarda maalesef kötü bir iletişimle CHP'de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Faik Öztrak ve aynı görevde sorumlu, şu anda değil bildiğim kadarıyla, Durmuş Yılmaz'ı
Böyle otel odasında gizli gizli IMF ile görüşüyorlarmış gibi imada bulunmuşlardı. Tabii ki haber yanlıştı. Ben de bu işleri savunmakla mükellef değilim. Ama onlara da birazcık daha böyle açık şeffaf davransalardı. Sanki böyle filmlerdeki böyle asansörlerle gizli bir şekilde buluşmalara gidiyorlarmış gibi. Tabii kamerayı çeken bunu A Haber bana da yapmıştı. Hani bir yayında bir şey söylüyorum. Olayı öyle bir çeviriyor ediyor ki. Yani sanki böyle şey aşırı kötü şeyler söylüyormuş gibi çeviriyorlar. Bunu da anlıyorum. Maalesef bu yandaş kurumlar aşırı kötü politikalar izliyorlar ama biraz daha özenli olmaları gerekiyordu. Her neyse bu dördüncü konsültasyon raporu yayınlandı. Raporu ben tutarlı bulamadım. Türkiye'nin bu yıl 2021'de %6 büyüyebileceğini söylüyorlar. Buna neden katılmıyorum? Genel Türkiye ekonomisi ilişkin kötü beklentilerinden ötürü değil. Şundan ötürü eğer Türkiye %6 büyüyebilecekse o zaman 2020'de çok küçülmesi gerekiyordu. Yani baz etkisinden faydalanmamız gerekiyordu. Ama şu andaki göstergeler bizim 2020 yılını sıfır büyüme veya %1 büyüme arasındaki bir yerde, sıfırla bir arasındaki bir yerde kapatacağımızı gösteriyor. Biz diğer ülkeler kadar küçülmedik ki bu sene bu kadar rahat büyüyelim. Aynı zamanda cari açığında %3,5 gibi bir oranda devam edeceğini söylemiş. Yani bu biraz daha ilkiyle tutarlı ama %6'ını tutturmak gayet zor. Çünkü dönüp dolaşıp Türkiye'de bu dış borçlarla ilgili yeniden bir çalkantı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir de bu kredilere dayalı büyüme, yani biliyorsunuz 2020'de iyi oldu, büyüyeceğiz diyoruz ama aslında hiç iyi değil. Keşke böyle büyümeseydik. Çünkü kur hata yaşadık. İşte yılbaşında 5,85'e kadar düşmüş dolar kuru 8,58'e kadar çıktı. Şu anda da 7,35-7,40 bandında. Şimdi orada şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim batık kredileri döndürmek gibi bir problemimiz var. Yani dış borç problemimiz zaten var. Onu geçiyorum ama 2021'de bu artık ortaya çıktı iyicene. İkincisi kamu iç borç problemi çıktı. Mesela Merkez Bankası yedek akçesinden büyük para bu sene gelmedi. Karından pardon yedek akçeyi artık getiremiyoruz. Zaten artık olağan politikalar uygulayacak sözü verildi. Albayrak dönemi geride kaldı dedik. O zaman kamu iç borç finansmanı nasıl yapacağız? Eş zamanlı batık kredileri nasıl döndüreceğiz? Çünkü bu hazinenin borçlanma ihalelerine teklif verenler ticari bankalar. Yani ticari bankalar iki taraf aynı anda gidemiyorlar. Birini tercih edecekler. Birinde fire vereceğiz. Ya faizleri yukarı tutacağız, yurt dışından para bekleyeceğiz. O zaman da batık krediler sorumlu olacak ve benzeri. Ha, bu arada bir tane daha kötü haber var. Bizde bu iç borçlanma ihalelerine kamu kurumları da katıldı. Kamu kurumu dediğimiz arkadaşlar işsizlik sigortası fonu. Ama işsizlik sigortası fonu da 130 milyar liradan inmiş 100 milyar liraya ve hala da biliyorsunuz ödemeler yapılıyor pandemi nedeniyle. Dolayısıyla da işsizlik sigortası fonunun şu anda nakde ihtiyacı var. Bırakın yatırım yapmayı, oradan da bir katkı ihalelere olmayacak. Şimdi buradan birazcık daha hafif toparlamaya başlayalım. Yani IMF böyle şeyleri söylüyor ama bence dış finansal sarsıntılar olma ihtimalini fazla sıfırlıyor. Ortodoks politikalara gelmek bunlara yeterli değil. İki tane sıkıntımız var. Bir, dış borcumuz yüksek ve gittikçe kısa vadeli oluyor. Yani 160 milyar dolardı bunun kısa vadesi. Şimdi 184 milyar dolara kadar çıktı. Çünkü borcu döndürmekte zorlandık veya kısa vadeli döndürdük. Örnek, hazinemiz bizim hiç 30 yıldır borçlanamıyor çok uzun zamandır. Halbuki eskiden bunu yapabiliyordu döviz cinsinde. İkincisi, daha önemlisi, bize diyorlar ki hem mali disiplin hem de sıkı para politikası. İyi de o zaman nasıl %6 büyüyeceğiz arkadaşım? Hem onu yap hem bunu yap. Yani olmaz. Hoşuma giden kısım şu. Kadınların iş gücüne katılımdan hep bahsederlerdi. Zaten bu liberal kurumların iyi tarafları varsa bu kadınların çalışmalarını desteklemeleri, hakkını verelim. Ama bunun arkası nasıl yapılacağını söylemiyorlar. İş nasıl yaratılacak? Kadınların o muhafazakar toplum yapısını evden çıkarıp nasıl işe girecekler? Türkiye'de ücretler bu kadar düşükken çocuk bakımını daha ekonomik verimli olarak gören aileler nasıl ikna edilecek? Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Sadece iyi niyetler temennisi. Bir de genç işsizliğe değinilmiş. Ve son olarak da bizi şaşırtacak bir şekilde kamu özel ortaklıklarına ilişkin eleştiriler var ama işte bunlar şeffaf hale getirsin. İyi de aslanım bunları şeffaf hale getirsen ne olacak? Olur olmuş. Uğur Emek Hoca'nın hesaplarına göre en kötü durumda 150 milyar dolara kadar çıkabilecek ama en kötü durumda bizim şehir hastaneleri, köprü, otoyol, hızlı trenler ve limanlardan kaynaklı gelir garantimiz var. Hani muhtemelen bu kadar kötü olmayacak ama düşünebiliyor musunuz? Yani bunun şeffaflığı evet bir adımdır da biraz fazla minnoş bir adım. Yani daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Şimdi bir de şu unutuluyor. Türkiye'nin bir dış politikası ile ilgili sorunlar var. Bunlar da düzelme olmuyor değil. Mesela AB yaptırımları, Avrupa Birliği'nin yaptırımları vardı ama şu anda bizim Yunanistan'da istikşafi 2015 yılının efsane kelimesiydi. Başladığımız için ek yatırımlar masadan kalktı. Zaten Libya ve Suriye'de de örtülü örtülü Türkiye'nin biraz daha geri çekildiği, sessiz hale geldiğini biliyoruz. Haberleri çıkmadığından da bunu anlıyoruz. Hep biliyorsunuz arkadaşlar.
dışarıdaki dış ekonomik ilişkiler ve dış politik ilişkilerde hükümet her zaman dönüyor dolaşıyor, geri çekiliyor ama bizi bunu başka şekilde pazarlıyor. Herkes Azerbaycan, Ermenistan'a bakarken kimdir Libya'da neler olmuş unutuyoruz, gidiyoruz. Mesela bir Oruç Reis gemimiz vardı. Yardıra yardıra Akdeniz'de Kıbrıs Adası arasında geziyordu. Ne oldu? Yani değil mi? Böyle kahramanlık bilmem neler anlatıyordu. Mavi Vatan deniyordu. Mavi Vatan derken neredeyse Girit'in arkası rezervlerden bahseden hale gelirken Oruç Reis'i limana çekmeye çalıştık yani. Hani bu doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür demiyorum. Size bugüne kadar söylenmiş şeylerle yapılanların nasıl perde arkasından tutarlı olmadığını vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi bu yüzden de bizim 28 Şubat'ta Halkbank davası jürisi seçilecek ve 1 Mart'ta başlayacak. Aynı zamanda Türkiye'deki sosyal medya şirketler arasında tek yapmayan, temsilci atamayan Twitter 1 Nisan'dan itibaren o tehlikeli duruma girecek. Mart ayında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Yaptırımdan olup olmayınca asıl orada konuşulacak ve o zirvede Biden'ın da görüşü alınarak ilerlenecek ve ABD ile olan S-400'lere bağlı olan Katsa yaptırımları konuşulacak. Bunlardan felaket bir şey çıkar çıkmaz demiyorum ama bu konular Mart ve Nisan aylarında çok konuşulmaya başlanacak ki bir kısım yabancı yatırımcıya göre de Merkez Bankası tam bu dönemde enflasyonun zirveyi gördüğünü düşünerek faiz indirimine başlayacağı dönem. Belki biraz daha gecikebilir. Diğer taraftan iyi şeylerden de bahsetmiştik. Ne demiştik? İşte hazine dış borçları döndürebilmeye başladı en azından. Hatta devlet iç borçlanması nedeniyle yabancı takası %26'lardan %3'e kadar düşmüştü. İnanılmaz düşüktü. 1990'da ilk defa yabancılara bu hakkı verdiğimizden beri en düşük bir rakamdı. Şimdi o %5'e çıktı. Hani büyük değil ama gene de bir çıkış bir çıkış var. Yani %1'e inmedi, %5'e çıktı. Bu da artı bir şey. Bunun dışında küresel piyasalarla ilgili birkaç şey söylememiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısı vardı ama ondan sonra Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası toplantıları da vardı. En büyük korku şu, 2013'tekine benzer bir tapering tantrum yaşanması. Bugün de ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. Gece saatlerinin 10'da açıklanacak sonuçları. Bir değişiklik muhtemelen olmayacak. Konumuz ne? Tapering tantrum. Tapering ne demek? Önce bunu açıklayalım. Şimdi ABD piyasalarda sürekli piyasa para bolluğu yapıyor dedi ki ABD derken bütün büyük merkez bankaları. O paranın verilme hızını yavaşlatma. Yani para çekilmiyor. Para vermek durdurulmuyor. Sadece verilme hızının yavaşlatılmasına ilişkin bir 22 Mayıs 2013'te ABD'nin o dönemdeki Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin senatodaki konuşmasında bir iması olmuştu. Bundan çok bahsetmiştim. Çok önemli bir andır. Arkasından bütün piyasalarda o tantrum dediğimiz bir öfke nöbeti yaşandı. Yani ya bütün para çekilecek mi? Faizler bir anda artacak mı? Benim çok riskli yatırımlarım vardı. Kaldıraçlı yatırımlarım vardı. Hemen satayım, hemen kapatayım, hemen kapatayım. Çok gelişmekte olan ülkelere para akıtmıştım. İlk çıkan ben olayım yoksa çok zarar kalırım diye bir panik yaşanmış. Ve bizim gibi ülkeler Gezi Parkı'ndan değil bu nedenle tarumar olmuştu 2013'te. Şimdi aynı şeyin olmasından korkuyorlar. Çünkü 2019 yılının sonundaki dört büyük merkez bankası, bunu Çin Merkez Bankası da söylüyorum, ekliyorum. 20 trilyon dolarlık bilanço büyüklüğü 28 trilyon dolara bir yılda çıktı pandemi nedeniyle. Bu paranın bir ara çekilmesi gerekecek. Şu anda ABD Merkez Bankası için beklenti 2021 yılının son çeyreği. 2022 yılının ilk çeyreğinde olacağını düşünenler de var. Yani bir yıl sonra diyelim ortalamasını alalım. Ama daha önce bu tapering tantrum yani 2013'te çıktığında bunu kolay kolay yapamamıştı. Yani alımları kolay kolay yavaşlatamamıştı. Yavaşlattıktan sonra durduramamıştı. Durdurduktan sonra da geri çekmeyi yapamamıştı. Faiz artırımını ise daha geç yapmıştı. Yani çünkü ekonomiler o kadar cılız ki bunları yapamamışlardı. Ben de bu işleri o kadar kolay yapabileceklerini düşünemiyorum. Çünkü dünya ekonomileri çok sıkıntılı noktada. Ama düşündüğümüz kadar da 2020'de dünya ekonomileri küçülmedi. Bunu unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan pandemi hala devam ediyor. Aşı tedariği dünyada zayıf. O Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca ve Moderna beklentileri hala karşılayamadılar. Bizde de Sinovac işte CoronaVac ürünü. Onlar karşılayamadılar. Öyle bir sorunumuz var. Bir de Avrupa'da değil ama Amerika'da mali paketler hala devam ediyor. 1,9 trilyon dolar. Evet arkadaşlar, trilyon dolar diye bir şey var, böyle bir şey dünyada. Şu anda Joe Biden yönetiminde, Yellen'ın eşliğinde ABD hükümeti bunu geçirmeye çalışıyor. Muhtemelen senatörden geçebilmesi için biraz kırpacaklar bunu ama en nihayetinde bu esnada bir de piyasadan para çekmek zor olacaktır ki ikinci bir mali paket daha uzun vadeli Green New Deal dedikleri yeşil yeni anlaşmayı dahil eden bir paket daha konuşuluyor ki bunlar uzun sürecek. Hatta Senato'daki Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcisi de daha o işlerin çok ayı haftaları var diye önden ayarda çekti. Yani şunu diyeceğim, yurt dışında
Böyle riskler var. Bence 2021 yılının içerisinde biz bunları bir ara çok sağlam konuşacağız. Bu yüzden de ABD 10 yıllık faizde de %1'in üstüne çıktı bile. 0,60'lara kadar inmişti. İnanılmaz tarihi düşüktü. Ama o tartışmaları hemen şimdi mi başlayacağız zannetmiyorum. Birkaç ay daha rahat geçecektir. Belki Fed'in Mart ayı toplantısı itibaren bunlar daha fazla konuşulacaktır. Bir şey daha var. Şu anda çok fazla gelişmiş ülke vatandaşlara para dağıttı. Ama bu paralar ekonomiye tam girmedi. Vatandaşların ihtiyaç sahikiyle tam bu paraları kullanmadılar. Bir anda kullanırlarsa o ciddi bir sıkıntı yol açabilir, ciddi bir enflasyonu yol açabilir. Böyle bir durumda evet gerçekten düşünülenden daha hızlı bir şekilde küresel merkez bankaları parasal sıkılaştırmaya gitme sinyalini verebilirler. Bunu niye anlattım? Şundan ötürü anlattım. Bu olursa Türkiye gibi piyasalarda 2013'e göre daha hassas davranılsa bile büyük çalkantı olur. Çünkü şu anda bize o akmasa da damlayan yabancı para bu en sondaki artık riski neredeyse sıfırlanmış para sayesinde geliyordu. O paraya biraz siz risk verirsiniz. Türkiye'nin kaldıraç nedeniyle Türkiye'nin riskleri bir anda gözlerine çok büyür hale gelir. Bir büyüteç etkisi yapar ve bu yüzden de küresel risk iştahındaki düşüşle birlikte Türkiye'ye olan yatırımcı güveni sarsılır ve para çıkışı olmasa bile para girişi durur. Biz hala cari açık veren bir ülke olduğumuz için, dış borçları döndürmeye çalışan bir ülke olduğumuz için yeniden bir finansal istikrarsızlık yaşarız ki ben bunun da muhtemelen olacağını düşünüyorum. Ama şu an daha çok yeni. Ben de tam enerji birikimi nasıl olacağını öngöremiyorum. O yüzden de biraz daha bekliyorum. Özetle yerli ve yabancı yatırımcıların, kurumların yurt içi ve yurt dışındaki politik veya ekonomik gelişmeleri olan bakış açılarını bu programla değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.